Ladies and gentlemen'ız geldik. American Truck Simulator'da az daha Euro diyecektim. İkinci bölüme bana bir şey yüklediler ama böyle sırtımda bir ağırlık var ama nedir lan bu diye düşünüyorum. Bakmayı akıl edemiyorum değil mi? Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Vay ama Gamyon'un çok tatlı duruyor iyi. Ve atmosfer de çok tatlı duruyor iyi. Harbiden. Bak pardon. Niye sinirlendiriyorsa. Harbiden. Çok tatlı durmuyor mu ya? Vallahi bence güzel duruyor iyi. Şimdi hemen bir şey test etmem lazım ki bakalım nasıl olmuş. Evet, müziğin sesini biraz kıstım. Şimdi dedim en çok beni dinleyeceksiniz. En çok beni duymanız lazım. Saksı değilim ben dedim kendi kendime. O yüzden müziğin sesini hadi ama sizin için bir kuple verebilirim. En nihayetinde az konuşup çok gaza basmam lazım. Bakayım. Evet. Abi sanki bakış açısı şu olması gerekiyormuş gibi hissediyor insan. Ama şu. Enteresan. Orası ne lan? Niye öyle? Su arıtma cihazı. Yani arıtma tesisi. Evet. Ne oldu lan? Çıkış nerede oğlum? Ne kadar da solda bir çıkış. Sağıma bakmadım bile ama olsun. Gerek de yoktur herhalde inşallah galiba. Tamam. Şimdi abi bu oyunun zaten olayı sakin sakin izlemek. Ama ben oynadığım için az bir şey tabii şey oluyor. Sorunlar çıkıyor. Niye? Çünkü ben oynuyorum aga. Sakin sakin gidilir mi? Benim oynadığım bir oyunda. Aslında gönül isterdi ki size RDR yayını yapayım ama RDR 2 maalesef ne PlayStation'um var ne RDR'm var maalesef. Ah. Çok isterdim çok hem de çok. Çok izlemiyorum bile biliyor musunuz hani lan bir şans olur ne bileyim Mısır'da dedem ölür falan diye belki bir yerden bir şey denk gelir diye izleyemiyorum bile korkuma nedir lan bu diye. Daha doğrusu fazla izleyemiyorum. İzliyorum ama fazla izleyemiyorum. Yarım yamalak. Olsun. Ha ben ışık yakayım değil mi? Evet. Ben seni neyle ne yapıyordum? Uzunlarımızı yakalım değil mi ya? Dur. Şu seçeneklerden oynanıştan değil tabii ki de. Dur yeğenim ya. Trafik cezası falan açık. Rastgele masaüstü teması. Bunlar neymiş lan? Ha tamam. Şuna gel. Ne yapıyordum lan ben en son? Heh. Işık değil mi? Aydınlatma seçenekleri. Uzun farlar. K. Ne alaka lan? K neymiş lan? K neyin kısaltması aga? Tamam. Uzunları açayım ki hani gece karanlığında yolumu da görün diye. Onu lan biri yolda kalmış. Niye korna çalıyorsam adama zart zart. Sen niye orada arabayı bıraktın da ormana çödümeye mi gitti lan yoksa? Olabilir. Yani ihtiyaçtır. Giderilmeli. Bununla ilgili bir sorun yok. Yapmasın bana. Selam ver böyle aferin. Aslında selam vermiyorlar. Uzunlarım çalıştığı için selektör yapıyorlar. Kardeş uzunlarını söndür diye. Ama ben selam veriyorlarmış. Casına. Şey yapacağım. Aleyküm selam canım aleyküm selam. Sandalyeli işler. Sanki sileceklerimi çalıştırsam iyi olacakmış gibi bir his
hissiyata kapıldım. Şimdi hala Oregon'dayız. Yavaş yavaş San Francisco'ya da şeye geçeceğiz. Nevada'ydı galiba. Nevada geçeceğim oraya diye soracak olabilirsiniz ama bir şeyler buluruz. Abi şu... Ha, şimdi diyeceğim trafiği biraz çoğaltın diyeceğim ama bu sefer de şikayet edeceğim eminim ya. İnsan olur işte. Önce varlığın yokluğundan sonra da varlığından şikayet ederiz. Biz öyleyiz. Açın bakayım şu yolu. Açın bakayım. Geliyor. Lan o neydi lan, bir an tırstım şu dubaları görünce. Dedim bu ne? Ama kendi kendime dedim. Düz mü gidiyoruz acı? Ha, selektör de yapamıyorum ki. Uzunları yaktığımdan mütevellit. Dönüşü bitirip de uzun şeyi, sinyali yakmak sadece benim yapabileceğim bir şey zaten. Bir dünya markasıyım ya bu konuda. Önce geçiyorum, sonra ışıklarımı yakıyorum, sinyallerimi. Ne yaptın lan sen? Aa, baba. Oğlum, lan? Manyak mısın oğlum? Ortamın manyağı benim lan. Allah Allah, git kendi yoluna ya. Bu yollar iki manyağa göre fazla dar. Çok sakinim, farkındaysanız. Konuşmalarıma da yansıyor nedense. Bir sakinim. Kaza yapana kadar tabii. Bir kaza yaparsam tabii yine coşacağım. Aslında bir bölüm şey denemem lazım. Böyle coşkulu gidip denemem lazım. Böyle basa bas gitmek lazım böyle bir bölüm. Bakalım ne kadar yapabileceğim. Yetenekliyim diyemedim lan. Vallahi içim el vermedi. Hani bakalım ne kadar yetenekliyim demeye çalıştım da yok abi, laf ağızdan çıkmıyor bir türlü. Gelimi tertemiz. Yaptım sollamamı tertemiz ama burada bir sıkıntı var. Bakayım. Yok. Tamam bak. Şeridi değiştirdim ama arkada araba yoktu yani. Hala sakiniz. Hala mükemmel gidiyoruz. Hala o biçim bu biçimiz. Yani mükemmeliz. Hala mükemmeliz. Vereyim mi lan sinyal? O ne oğlum ya? Oradaki... Şunun sebebi ne? Ha, bunların? İlginç. Yolun yarısını kapatmışlar. Anlamı ne? Sola dönüş vardı. Ah bu Amerikalılar. Kafayı yemişler ya. Geldik mi lan? Vallahi geldik. O zaman bir bölüm daha, yani bir teslimat daha yaparım o zaman. Basa bas gideyim ben. Bas yavrum. Alet gitmiyor ki arkadaş. Durur mu lan? Motor freni kullanmasam. Heh. Duruyormuş, tamam. Verdim sinyalimi, çık. Ne oldu lan? Oğlum ihlal etmedim lan, duruyorum orada. E tamam, duruyorum işte.
Allah Allah. Lan ben sizin var ya. İlla ki o canavarı ortaya çıkaracaksınız ha. Geldim lan. Neyse yol bitmiş lan. Tüh. Vay arkadaş ya, tam teslimat alanına gelmişken ceza yemek nedir ya? Oğlum geçmedim bile lan doğru dürüst. Manyak mısınız? Nesiniz? Terörist misiniz? Nesiniz? Aa, sağ mı lan? Oh oh oh. Eugene şey değil mi lan? Walking Dead'deki Leonard değil miydi? Adamın ismini şehre vermişler. Ya da şehrin ismini adama vermişler. Çok da emin değilim. Bakayım. Şuraya bırakacağım değil mi? Şöyle bir şey yapacağım madem oraya bırakacağım. O ne lan? Dümdüz yolda neyin üzerine çıktım ben öyle? Evet. Zaten normalde de bu iş böyle işler. Böyle çalışır bu işler. Sonra arkaya bakarsın. Oh, cillop yaklaşacakmışım gibi bir hissiyata kapıldım lan. Tamam oğlum işte. Hah. Oh, cillop cillop. Müthiş müthiş. Bak. Önemli olan remote zaten. Hemen ver sonuçları. Ama burada şeyi göstermiyor nedense ya. Millet. Benim aldığım cezayı niye göstermiyor? Ben bir ayarla oynamadım burada. Allah Allah. Değerli yüke abanacağım. Uykula. Nakliye piyasası. Tek seferlik iş. Eugene'den. Oha bu yol çok uzun acı. Şöyle kısa mesafe yok mu ya? Merkeze var. Merkeze gitmiyor ya. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Allah Allah. Aşağı doğru gidemiyorum. Vallahi gidemedim. O zaman gideceğiz merkeze. Bu varmış lan. O zaman şöyle yapalım. Yolun bir kısmını göstermeyeyim size. Bir kısmını gidelim. Nasıl fikriyat? Bence güzel. Buldozer taşıyacağım. Öyle yapalım. Hani bir kısmını atlayalım. Şimdi bu oyun biraz huzur oyunu biliyor musunuz? Rahat. Rahat, huzurlu. Çift kanatlı, petek dokulu. Vermişiz müziği. Ufak ufak. Dışarı çıkmam gerekiyor mu yoksa buradan mı? Sanırım buradan. Haydi herkese hayırlı yolculuklar. Dozer taşıyoruz. Arabamız şapkalı bir şey. Olsun. Işığımız da yakalım. Tabii o da lazım. Uzunlarımızı da yaktık. Misler gibi. Bendeniz gönül dostu. Radyonuzun biricik DJ'i. Kim bilmiyorum. Bir isim uyduramadım. Olsun. Önemli olan, ya isimlerin ne önemi var değil mi? Önemli olan gönül birliği. Sevgili dinleyicilerim. Hayır keyfimden gitmiyorum ha. Araç gitmiyor yani. Yoksa ben basacağım. Hadi be abi. Ortalık gazinoya dönmüş. Her taraf ışık ya. Şuraya bak ya. Ver bana coşkuyu. Salın beni ya. Dozer çok jipeksin be abi. Yani. Sola dönmezler onun için. Buraya doğru ya. Oha lan şak diye durdurdum lan kamyon. Koca kamyon. Sinyalimi veriyorum değil mi? Vermiyorum. Niye? Abi hepimiz bekliyoruz gözünüzü seveyim. Kim geçecek? Sen bekle ben bekle. Bu yolu kim kullanacak? Birimiz kullanalım artık. Ufak ufak yollarımıza düşüyoruz.
sağdan daralan bir yol ile. Evet, burada. Sola daralan mı denmesi gerekiyordu lan bunun neydi? Yoksa sağdan daralan mı deniyordu? Ehliyet var ama yani sadece var işte. Bilmiyorum ben size daha önce bahsetmiş miydim ama oha. Ben ehliyeti 99 yılında aldım. O dönem ilkokul mezunlarına ehliyet verilmeyecek diye böyle bir söylenti çıktı. Yani dedim ihtiyacım olduğunda yanımda olmamasındansa yanımda olup ihtiyacım olmaması daha mantıklı dedim. Öyle aldım. Kaç paraya almıştım lan? 300 liraya mı ne almıştım ya? Ey be. Şimdi kaç paradır kim bilir? Kim bilir? Herhalde bir ehliyet kursuna yazılan bilir. Oha! Hışt! Elektrikler gitti. Ne oluyor lan? Ha neydi? Sakin gidiyoruz değil mi? Sakin, huzur dolu. Huzur ile gidiyoruz. Turgay'la huzura doğru. İsterseniz bir bölüm şöyle bir şey yapabilirim. Hiç konuşmam. Koyarım böyle müziği arkaya. Bu oyunun hakikaten şöyle bir hipnotik bir olayı var ya, bilmiyorum. Herhalde gece yolculuğundan sebep bu şekilde. Yani gece yolculuğu insanı biraz şey yapar, sakinleştirir diye biliyorum. Yani çok fazla şey görmezsin. Sadece yol vardır, sen varsındır. Bir de altındaki araba vardır. Gece yolculuğu budur yani. Lan ne oldu anasını satayım ya? Neyse, huzur, huzur. Sakin. Sakin. Müziğimi açmışım. Çok. Tamam, toparladım. Çok sakin. Harikayım. Kafam berrak. Mesanem boş. Yollar desen bomba boş. Yollar desen bomboş. Sol beni. Arada sırada sağa da geçerim. Dinlenme alanı. İsmail'in yeri falan. Boş. Yollar desen bomboş. Sol beni. Arada sırada sağa da geçerim. Dinlenme alanı. İsmail'in yeri falan tarzda. Atlama zamanı. Hala buralardayım. Hala buralardayım. Hoş geldiniz falan yazısı yoktu. Böyle bir yazı hiç görmedim ama. Neyse.
geldik. Az kaldı. Daha bir süre ormandan gideceğiz. Ve bayılırım. Şu daha iyi ya. Biraz ağaç köklerini görelim değil mi? Uzunları yakıp. Şunu görüyor musun? Şu daha iyi abi. Şu görüş daha iyi. Bu ne lan? Aa. Bu ne lan? Ha, buradan dönüyoruz. Oha! Vay! Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Beni şaşırttı. Hoşuma gitti ama. Vallahi bakayım nasıl. Orada bir yol daha var. Bak burada. Orayı kullanacağım. Daha gizemli olur değil mi? Sol tarafı kullanacağım aga. Şimdi sağ taraf tamam hani. O tamam. O bende. Ama sol tarafı deneyeceğim. Yollara bak. Sanki biraz yolu mu uzattım ben lan? Ama biraz. Bak bak bana diyor ki. Bana diyor. Sen diyor ters yöndesin diyor. Bana diyor. Hey be. Biz bu yolları. Hey. Biz bu yollardan. Hey be. Biliyor musun? Bak buralar hep bildiğim yerler benim. Kampçıların alanıdır buralar. Biz bu yolları gözümüz kapalı geliyorduk. Hatta sinyalimi bile kapatabilirim. O derece aşinayım bu yola. Ver be. Hayalet mi lan var orada? O ne oğlum? Ulan dozermiş lan. Ben diyorum o niye öyle uçuşuyor? Bak görüyor musun ha? Bak bak. Sapını görüyor musun? Bak ağacın dallarını. Sapı ne lan? Lan diyorum bir şey geçiyor oradan. Bu ne? Hani Easter egg falan mı bulduk acaba? Dedim kendi kendime. Fazla mı saçmaladık? Neyse bir deneyelim bakalım. Yok oğlum nereye veriyorsun? Ho! Oğlum ben çok kötü bir şey yaptım ya sanki. Bakayım. Çevir 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 çevir. Halt vardı gittin o gaza geldin. Kurtaracak mı? Kopayı kurtarır. Bas bas. Bas bu bölümün macerası bu olacak anlaşılan. Acaba girebilecek mi? Acaba tırı yanaştırabilecek mi? Lan tam döneceğim aslında. Olabilirdi aslında ama. Hadi şimdi yapacağız. Merak etmeyin kontrol bende ya. Yapıyorum. Paniklemeyin hemen. Ne oldu lan? Bir şeye takıldın lan. Abi oradaki o şeyin anasının oha yani yani ya. Nedir lan bu? Şuna bak. Ebesinin hareketi yani. Abi saçmalama ya. Geçiyor işte. Al. Köstinger. Abi şuna bak ya. Benim gibi uzman şoföre yaptığı hareketlere bak ya. Mekan nerede lan? Kelle nerede olacak aga? Başyangını nereye koyuyorum? Ha, buraya doğru koyuyormuşum. Tamam. Neyse içeriye soktuk şimdi. Oha be. Abi çok dertli ya. Vallahi çok dertliymiş lan. Yok 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 yok. Çarpmadı çarpmadı. Devam devam.
Çarpmadı, çarpmadı. Çarpmak yok, öyle bir çarpması yok. Yavaş, şimdi ileri al bir şey. Al bir şey ileri. Tamam, durdum. Bastırıyorum, bastırıyorum. Süperim. Süper gidiyorum, süper gidiyorum. Süper gidiyorum. Bok ettim, bir dakika bok ettim, bir dakika bir dakika. Aslında bir dakika lan, bok etmemiş olabilirim. En nihayetinde remote sayılıyor değil mi? Heh. Ben remote'u bıraktım. Önemli olan o. Yeeeyyyy. Hemen sonuçları göster. Muhteşem bir teslimat daha. Sıfır hata, sıfır problem. Kasketim kafamda. Sağımın kaşımın üzerinde bir yara var ama niye gözümün üzerinde kaş var diyerekten dayak yedik herhalde. Neyse. Yani bir sonraki bölüm için o sessiz ve sadece müzik, yol ya da sadece isterseniz araç sesi, bilmiyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize.